kırılırsın. Bazen bunalırsın hayatta. Biliyorum ben böyleyim. Yeter ki iste, sakın korkma hayata. Farkındayım. Beni dinlemediniz. Babana da sana da anlatamadım. Böyle olacağını biliyordum. Şimdi ne yapacağız? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tek umrunda olan haklı olmak. Başka hiçbir şey değil. Şimdi tartışmayacağım. Git babanı bul. Hemen çıkmamız lazım buradan. Ne haliniz varsa görün. Bundan sonra ben yokum. Bırak. Şey, yapabileceğim bir şey var mı? Sen miydin? Ne oldu? Konuştun mu gazetecilerle? Her şey yolunda. Mailin kaynağı belli değil. İddialar asılsız. Aylardır bu koleksiyona nasıl hazırlandığını herkes biliyor. Hayır, anlamıyorum ki. Kim yapabilir böyle bir şeyi? Buluruz. Bulacağız. Bu yarının işi. Sen merak etme. Şimdi çık. Hiçbir şey olmamış gibi devam et. Onlara malzeme vermeyelim. Biricik birilerini fena kızdırmış. Diyorum ki annem birilerinin damarına fena basmış. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ben de. Ama seninle takılmak hoşuma gitti. İyi ki çıkarmışım seni oradan. Ne istiyorsun? Ne isteyebilirim? Seni tanımaya çalışıyorum. Değişik bir kızsın. Klişelerini başkalarına sakla. Ne dersen de etkilenmem. Neden benimle geldin o zaman? Bir an önce oradan kurtulmak için. Zaten en gerekli olduğu zamanlarda ortadan kaybolur biliyorsun. Of Arzu. Neredesin? Bu da benim de sevdiğim aslında. Ben yaptım. Arzu'yu arıyor. Annesinin koleksiyonu çakma çıktı ya, bir köşede ağlıyordur kesin. Biricik'in de çok da umurunda zaten. Ay saçmalama, baksana kadıncağız çaresizlikten kime yapışacağını şaşırmış durumda. Emre değilmiş o. Apiyarcıya mı asılıyor? Babam onun elinden bir uçan kurtulur diyor.
Babasından kaçıyor. Bu varoşcan nereden çıktı peki? Arzu içeride mi? Yok, defileden beri görmedim. Çıktı sanırım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Senin hayatına da şimdi de sıra suya geldi. Ben senin yüzünden böyleyim. Senin yüzünden annemiz yok. Arabanız arka kapıya geliyor. Duyuyor musun? Ben senin yüzünden böyleyim. Fikriye Hanım. Buyurun. İşte Ayşegül burada olsaydı ne olup bitiyor öğrenirdik. Bu gece çok acayip şeyler dönüyor burada. Yani başka yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Tamam sanırım, kâfi. Suyu aradın mı? Arama. Yolu biliyor gelir. Arzu zaten böyle zamanlarda ortadan kaybolur. Şebnem nerede? Arasana. İşini yapıyor, basınla ilgileniyor. Bir buca da eksikti. Bakma, bakma sen şimdi bir bahane bul ve iki dakika sonra beni buradan uzaklaştır, olur mu Demirciğim? Ah canım, merhaba. Nasılsın? Ha, iyi misin? Hoş oldum. Evet, herkes çok beğendi. Bir defa da doğru zamanda doğru yerde ol ya. Hadi gidiyoruz. Nereye? Annem görev verdi. Ne görevi? Tuvalete gidiyorum da kaç bir şey yap. Çok önemli. Şurada buluşalım. Meriç'ciğim, nerelerdeydin? Kim kimde ne yapmış anlatsana. Çetin de kayboldu. Sakin olun kızlar. Geldim. Nereye gitti? Ne bileyim nereye gitti? Çip mi takılı kıza? Babaannesiyle tartıştı, sonra da surat beş karış çıktı gitti. Ama çantası burada, fazla uzaklaşmış olamaz. Anlamadım şimdi, arayayım mı, ne diyeyim? Arayamazsın. Ay Allah'ım, bu ailenin sadece en güzeli değil, en zekisi de benim ya. Bak, al şu çantayı. Bu kahramanlık fırsatını iyi değerlendir. İyi de nereden bulacağım? Abi o kadarını da benden bekleme ama. O ne yapmış, bu ne etmiş? Kızlar, sizin kendi hikayeniz yok mu? Yok. Ya
bence gizli gizli Su'yla buluştu. Su ailesiyle gitti. Yo, Çetin tek başınaydı. Yine öyle kül kedisi kül kedisi kaçtı. O çakma kostümü hayatta çıkmazdım. Kızlar çok sıkıcısınız. Sizi öpüyorum. Ya gitme ama. Şişt. Bence Ayşegül'ü aramanın zamanı geldi artık. Hayır, arama. Bırak o bizi arasın. Hem haberler bizde. Resmen sırtını döndü. Yüz verdikçe tepemize çıktılar. Ayşegül kudurdu. Ötekinin eve geldiği yok. Yarın gelir hiçbir şey olmamış gibi özürdüler. Bak görürsün. Ne yapacak parasız? Mecbur gelecek. Ayşegül'le de konuş. Kredi kartlarını mı alacaksın? Ne yapacaksan yap. Eğer bir daha Fikri'ye laf ederse... külahları değişiriz sizinle ona göre. Çetin'i gördü, azdı. Ama dur, ben onu yola getirmeyi bilirim. Seni üzmesine izin verir miyim hiç? Beni uğraştırma Neslişah. Artık sabrım kalmadı. Neydi o? Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Açmadı değil mi? Kendi bilir. Onsuz da gayet eğleniyoruz. Bundan sonra o bizim peşimizden koşsun. Seni dinliyorum ki. Alo? 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 Su nerede? Ben de onu arıyorum. Ben de onu arıyordum zaten. Çantasını unutmuş da. Ben veririm. Gerek yok. Nerede olduğunu biliyorsun yani. Sen biliyor musun? Su. Su. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz benim çantamla? Yolda karşılaştık. Bunu unutmuşsun, sana vermeye çalışıyordum. Sağ ol. Ben de seni aradım ama bu çıktı. Başım beladadır falan diye çok merak ettim. Neyse ki belayla karşılaşmadan seni buldum. Eve bırakayım mı? Ben bırakırım. Yok, gerek yok. Teşekkürler. Başım çaresine bakarım.
Annem mi? Morali bozuktur tabii. Bu aralar kimseyle çıkıyor mu? Çıkma mı teklif edeceksin? Yok. Bu çakma koleksiyon meselesinde kesin aşkla ilgili bir durum var. Kıskançlık. Yok öyle bir şey. Ancak bir kadın yaralamak istediğinde hedefi bu kadar iyi tutturur. Benziyorsunuz aslında. Sen de onun kadar güzelsin. Hatta daha çekici. Yeter. Salak değilim. Kes şunu. Neyi? Benimle flört etme lütfen. Ne bekliyorsun? Su çok kıskanıp hemen sana mı koşacak? Sen buna flört mü diyorsun? Kimseyle çıkmadın değil mi? Kapa çeneni. Bir su bir de sen. Aa pardon, bir tek sen. Sen daha imkansız. Umutsuz. Dur dur şunu, ineceğim. Niye? Korkuyor musun? Yeter! Ne yapıyorsun? Arzu benim. Sende kalırım diyordum ama eve gidiyorum. Ara beni tamam mı? Seni çok seviyorum. Biricik bir konuda haklıydı. Waterproof maskara kullanmalıyım. Çok ağır oldu değil mi? Aslında böyle değilimdir. Yani bu kadar kırıcı olmam. Bunları herkes biliyor ama sadece kimse bu kadar açık söylememişti. Terapist bile. Gidelim mi? Yani eğer takılacaksak daha iyi bir yer bulabiliriz. Beni bırakır mısın? Tabii ki. Sözü dinlemeyince ne olduğunu gördüm. İyi geceler. Sağ ol bıraktığın için. Bir dakika. Güzel bir geceydi. Bir daha görüşelim diyeceğim. Olmayacak. Nasılsa görüşmeyeceğiz. Yani okulda karşılaşırız mecburen. Yok. Okuldan sonra da takılabiliriz. Yani belki bu sefer gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Gerçekten aptalsın sen. Sana inanacağımı sanıyorsun. Bir dakika dur.
Ne dedim şimdi? Arzu! 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 Köstebek içeridenmiş. Nesişe Hanım'la hesaplaşma zamanı geldi. Günaydın. Özür dilerim. Dün gece çok saçmaladım. Ama siz de bana hak verin. Yani sizi davet ettiler, beni çağırmadılar bile. Çok kırıldım. Sen ben mi var kızım? Ailecek davetliydik işte. Biz bunları adam yerine koyuyoruz ama... bunlar hala çocuk. Dün gece neyse de... bundan sonra hareketlerine dikkat et. Evde de, dışarıda da. Bir daha bana laf getirmeyin. Peki. Aklının başına gelmesine sevindim. Aklımın başına geldiğini nereden çıkarttın?
Sizin saçmalıklarınızı dinlemek zorundayım maalesef. Çetin'i bile sokağa attınız resmen. Şunu açsana. Bomba haber var. Biricik Alparslan tasarımları çalıntı çıktı. Dün gece büyük bomba kaçırdım desene. Ya. Kahvaltı ne yapmadın? Okulda yerim. Zorla gönderdik, kaçtı. Bağlayacağım. Konuş. Ne saklıyoruz ki? Bilmediği, yaşamadığı şey sanki. Ne oldu? Ne karar verdiniz? Karar vermedik daha. Babaannem haklı. Ne oldu şimdi? Hemen vazgeçmeyelim diyen sendin. O kadar çabaladık. Hata yapmışım. Gitmesi onun için daha doğru olacak. Gitmeyeceğim dese hiçbir şey yapamayız. Şu anda kendisi için neyin doğru olduğuna karar veremiyor baba. Ne? Ne dedin sen? Bir kere bu laflar onun lafları, senin lafların değil. Farkında mısın? Bak. Beni ele geçiremedi. İstediği gibi bir çocuk yapamadı. O yüzden şimdi de sana sardı. Bu kadar basit. Bunu göremiyor musun? Cem, doğru konuş babaannenle. Sen karışma baba. Sen o hakkını yıllar önce ona devrettin. Bitti artık. Ne zannediyorsun ki? Ne zannediyorsun? Şu anda sadece istediklerini yapıyorsun. İstediği gibi birisin diye sana karışmıyor. Yoksa böyle mi gidecek sanıyorsun? Bir gün gelecek öyle şeyler yapacak ki... Yeter! Konu babaannem değil sensin. Durumunun farkına var artık. Ya al işte ya. Onun istediği gibi biri oluyorsun. Anlamıyor musun bunu? Kendine gel. Gözlerini aç artık. Her şey onun suçu. Saçmalama. Babamı istediği gibi birisi yapamadı diye şimdi bize sarıyor. Anneme de aynı şeyi yaptı. Biliyor musun? Annem onun sözünden çıktı diye kurtuldu ondan. Cem yeter artık. Doğru konuş yeter. Hatırlamadığımı zannediyorlar ama o kadar iyi hatırlıyorum ki. Ya yeter. Annem trafik kazasında öldü. Hayır, trafik kazasında falan ölmedi. Aşırı hız yüzünden ölmedi. Hepsi onun yalanları. Hepsi onun suçu. Yo, yo, ne dediğinin farkında değil. Tamam Cem, yeter artık. İnanma, ne olursun aptallık etme. Cem yeter artık. Zıvanadan çıktın sen. Ya ne yapıyorsun oğlum? Baba, kendine gel Cem. Beni dinle. Bir yere gitmek istemiyorum. Oraya gitmek istemediğimi biliyorsun. Beni oraya gönderme. Yeter! Yeter! Başka çaremiz yok. Yok olmana izin veremem. Nasıl bu hale geldik biz? Ne yapacaksak bir an evvel karar verelim. Abi dur, nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun? Hoşça kal. Abi! Ya baba bir şey yapsana. Emre dur. Bırakın gitsin. Seni bile istemiyor kızım. Zorla tutamıyoruz madem, dönmesini bekleyeceğiz.
Sıfır bakiye. Doktor çağıralım mı? Çok kötü değil. Abim ne demek istedi? Aman kızım, o ne dediğini biliyor mu? Kazayla ne ilgin var? Neden her şey senin suçun dedi? Çünkü uyuşturucudan beyni bulanmış. Kafanı karıştırmasın. Seni üzmesine müsaade etme. Bu sefer arka çıkmadın, destek olmadın diye intikam almak istiyor. Nereye saldıracağını şaşırdı. Yani her gün onlarca katalog bakıyoruz. Farkında olmadan tabii ki akılda bir şeyler kalıyordur. Ama çalıntı iddiası, yani bu çok büyük bir iftira. Tabii ki maili kimin gönderdiğini araştıracağız. Hayır, taktığımdan değil. Merak etme. Sadece böyle bir iftira cezasız kalmamalı. Kıskançlık mı? Elbette. Hayır canım, özellikle biri yüzünden olduğunu sanmıyorum yani. Canım, biliyorsun röportaj vermiyorum. Tamam. Ben de çok öpüyorum. İkiyüzlüler. Şimdi ne yapacaksın peki? Unutturmanın bir yolunu bulurum. Yarın yeni bir malzeme çıkar ve gündem değişir. Nasıl yani? Koleksiyonu iptal mi edeceksin? Canım. Bana hiçbir şey olmaz. Alo. Hayır, kimin gönderdiğini tahmin ediyorum. Sadece emin olmak istiyorum. Başka? Anne. Evet. Evet, ben sizi dinliyorum. Evet. Evet, evet, anlıyorum. Hayır, onu demek istemedim ben. Kafamın içinde filler tepişiyor, yemin ederim. Çok fenayım. Ay. Abi ben de uyumak istiyorum ya. Ya parti sabahı okul mu olur? Ya abi benim de bir haysiyetim var ama. Of. Biricik'in kıyafetleri Japon modacınınkilere benziyor mu gerçekten? Bütün koleksiyonu kopyalamış resmen. Ya biricik rezil olacak, orası kesin. Yani büyük kriz. Bence her şey bitti. Annem de şimdi skandalı temizlemek için uğraşacak. O kadar da sevinmişti büyük iş aldım diye.
okula gitmeyeyim. Ne olur gitmeyeyim ya. Yalvarıyorum. Ne olur gitmeyeyim. Bu soruyu 10 yıldır soruyorsun. Bir kere evet dediğimi duydun mu? Şansımı deniyorum. Bir gün boş bulunup bana tamam diyeceksin. Bir gün suda boş bulunup sana evet der belki. Ne? Ama ayıp ya. Bir kere de takla attırmadan söyle. Ali de oyun dışı kaldığına göre bir aşama kaydetmişsindir umarım. Zaten birinden kurtuluyorum, daha kötüsü çıkıyor. Kız bela mıknatısı gibi. Ne? Kim? Çetin mi? Allah'ım. Lord Voldemort yani. Çocuklar saat kaç? Uyuyakalmışım. Of. Günaydın anne. Günaydın. Geldi seninki. Bak demiştim ben. Hemen yüz verme. Kıymet bilsin biraz. Günaydın. Sabah sabah. Hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Yo. Son birkaç eşyam var, onları almaya geldim. Eşya mı? Ne eşyası? Param olmadığına göre eve dönerim diye düşündün değil mi baba? Ne de olsa yanındaki herkesi parayla tutuyorsun. Ben de gelirim. Daha çok beklersin baba. Gel lan buraya! Ömer dur! Çetin! Nereye gittiğini sanıyorsun lan sen? Bırak gitsin. Çetin buraya gel.
anne bak. Zeytinler, peynirler bile gülüyor. Bu iş bizi toparlar diyordum. Biricik batıyor. Hem de birlikte çalışmaya başlamışken. Ya sen demez miydin her şey yolundayken ilişkileri yürütmek kolaydır. Zor zamanlarda kimin ne olduğu anlaşılır diye. Tamam, Biricik bir hata yaptı. Ya ayrıca kim Japon tasarımcı tanıyacak ki? O mail olmasa kimsenin haberi bile olmazdı. Bence burada önemli olan onun gazetecilere kimin ispiyonladığı. Mesele kimin ispiyonladığı değil, kimin kurtaracağı. Onun hatası senin fırsatın olabilir. Onu bu durumdan çıkarırsan sen kazanırsın. Çıkarabilirsem tabii. Yapar benim annem. Süper annem. Oh vallahi oh! Beni sustur, bütün süslü cümleleri kullan, bütün evlat pointlerini de sanal, tamam mı? Ramiz abi. Barbie kafa. İnşallah bu durumdan çıkmanın bir yolunu buluruz. Efendim. Hemen geliyorum. Akşama görüşürüz oğlum. Okulda görüşürüz abi. Tabii ki sıfır çağrı. Evlat, sana para vereyim, benim yerime afiyet bası ver. Yok, ben basamam. Ya ne söyledik ki sana ya, ne var yani? Hayret ya. Ne biçim insana var ya? Üçünüz de muhteşemsiniz. Üçümüz? Sen, Ceyla ve tabii ki Su. En güzel parçayı ona giydirmişler zaten. Kaç kilo acaba? Kesin zayıflama falan kullanıyordur. Kuaföre kim biliyor musunuz? Siz bugünlerde suyla takılıyordunuz değil mi? Eh, öyle sayılır. Hadi görüşürüz. Su! Fotoğrafların linklerini ona da gönderdim. İyi yapmışsın. Selam. Selam. Ne haber Su, fotoğrafları gördün mü? Çok güzel çıkmışız. Hı hı. Evet, güzel. Yani Biricik biraz torpil yapmış. En şık kıyafeti sana giydirmiş ama sen de hiç fena taşımadın. Sen de fena değildin. Arzu! Arzu! Ne yapıyorsun? Ne? Arzu. Of. Ya Arzu. Of Arzu. Nereye kayboldu yine? Yoktun ortada. Özür dilerim canım. Dün defilede ortalık karışınca bunalıp çıktım. Aramalarını yeni gördüm. Ne oldu? Of. Çok kötü bir geceydi. Abim öyle acayip şeyler söyledi ki. Arzu, ya ben artık kime inanacağımı şaşırdım. Of, tamam. Hadi gül de rahatla. Biletini netten çekin yapsaydın. Şişhane Çeliktepe uçuşu için balık menü seçimli business class bilet. Ne bileti ya? Sen nerede yaşıyorsun? Artık Akbil var. Of. Bende durumlar böyle işte. Haberler senden. Kim neydin, ne yaptın, nerelere kayboldun? Kim neydinden başlayabiliriz. Yok bir şey. Dün ortalık karışınca kaçtım. Dedikodu falan kaldırmadı beni. Sonra da evrene pozitif enerji yolladın, öyle mi? Çiçekleri mi suladın yoksa? Al buradan istediğin kadar. Ben bir şey istemiyorum, sağ ol. Ne demek istemiyorum? 3-5 tane hesabını mı yapacağız? Hadi. Aynı şeyi sen bana yapmaz mıydın?
Tamam, ben zaten birkaç güne kadar bunları sana geri ödeyeceğim. Lafı bile olmaz. Sevgi pıtırcı Ali. Dur bakalım, sen yine bir çakallıklar peşindesin ama. Öğreneceğiz. Benim haberim olmadan siparişleri nasıl iptal edersiniz? Ben iki tane dandik haberi pabuç bırakmam. Bir yolunu bulacağım, hepiniz göreceksiniz. Allah'ım sen aklımı koru. Bu da işi düşünce imana geldi. Oturun. Konuşacağız. Seni yanıma aldım. İş öğrettim. Senin bana en destek olman gereken zaman dedikodumu yapıyorsun. Yok öyle bir şey Biricik Hanım. Duydum. Kıkırdıyordun. Haberi sen gönderdin. Değil mi? Tabii salaklık bende. En yakınımdaki insana şüphelenmiyorum. Hayır canım, niye yapayım ki böyle bir şeyi? Aylar öncesinde biliyordum bunu. Yapsaydım o zaman yapardım. Bu ne cüret? Defol. Haksızlık ediyorsunuz. Defol diyorum sana. Sana defol diyorum. Egon'dan burnunun ucunu görmüyorsun. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Mailin ona ait olduğu ortaya çıktı demek. Yok. Sadece anladım. Ya o değilse? Bu beni ilgilendirir. Neyse. Biz işimize bakalım. Ne yaptın? Umarım bir şeyler bulmuşsundur. Geç lütfen. Hiç gelmeseydin Meriç. Ancak gelebildim, otobüs gelmedi. Taksiye binseydin. Niye söylemiyorsun? Şoförü falan gönderirdim. Bir daha öyle bir şey olursa söyle. Gitmiyor muyuz? Nereye? Kahve içmeyecek miydik? Sözün vardı. O kadar geç kalmayacaktım. Vaktimiz kalmadı. Hem derse de girmeyeceğim. Sana ödevini verip gideceğim. Ödev notum nelere etki edecek? Yani son sınavlardan %10'sa yapmaya bile değmez. İstediğin hayata giriş davetiyen olacak. Bütün Ayşegül serisi dahil mi? Ayşegül plajda, Ayşegül tatilde, Ayşegül çok eğleniyor. Aa, Ayşegül'ün yeni çantacısı Meriç mi oldu? Bir dakika, bir dakika. Sen kime çantacı diyorsun ha? Evet, tamam yeter. Ya bu ne sanıyor bu kız kendini ya? Aklı sıra Varoş Can'la kıskandıracak, süper. Yok. Bu sadece kıskandırmak da değil, bunda başka bir şey var yani. Okul çıkışına kadar halletmeye çalışacağım. Sen yine de gözlerini üzerinden ayırma. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi yürü. Madem öyle, neden bunca yıl bekledi de evden giderken söyledi? Babaannen ne yapmış olabilir ki? Hem abin senden böyle bir şeyi saklamazdı, değil mi? Kimin yalan söylediğini bilmiyorum. Yalan değildir de gerçeği gizlemişlerdir. Hangi gerçeği? Ne bileyim Su. Yani yalan söylememişlerdir de olan biteni tam anlatmamışlardır. (Gülüyor)
aşağıdakilerden hangisi doğruyu söylüyor? Daha önce yalanlarını yakaladığım babaannem mi? Yoksa uyuşturucu bağımlısı abim mi? Aslan Cem 2 bir önde. Fikri Hanım'ın beyninin bizden sağlam olduğuna eminim. Yoksa başka türlü... Sizin gibi aptalları başka nasıl idare edecek? Bu ne Ayşegül? Bizi mi takip etmeye başladın sen? Bir hesabın varsa benimle gör. Babaannen olacak cadıyı üzerime salma. Biliyor musun şu an hiç işim yok Ayşegül. Fikriye annemle de Ömer'le de görüşmüş. Beni şikayet etmiş. Kızınız torunumu ağlatıyor. Söyleyin yapmasın. Kışkırtıyor seni. Sana söylemedim yoksa. Ah bu Fikriye de sürekli senden gizli işler çeviriyor değil mi? Aslan Cemcim'le de aranızı bozmuş galiba. Ayşegül. Bu hikayenin neresi sana dokunuyor? Yoksa annenle cici baban benim yüzümden sana çok mu kızdı? Aa, sen neden mi yoktun defilede? Yoksa benim yüzümden cezalı mıydın? Dur bakalım sucum. Sıra sana da gelecek. Seni unuttuğumu zannetme. Kız hasta, ruha arızalı. Ama sen de fena değildin. Bir yere korktum hakikaten. Biliyor musun hiç umurumda değil. Ya benim ailemin arızaları bana yetiyor. Ama biraz daha benimle uğraşırsa... anladığı dilden konuşmaya başlayacağım. Aniden saldırabilir, dikkatli ol. Sen kaç, ben onu oyalarım. Evde tek çocuk olmanın keyfini çıkarıyor musun bakalım? Annenle cici babam bir tek seni seviyor artık. Bir an önce boşanmaları lazım. Ne oldu? Ev bensiz çok mu ıssız geldi yoksa? Özledin mi beni? Sen olmayınca ikisi birlik olup benim tepeme çıkıyorlar. Artık çekemeyeceğim. Her türlü yardıma hazırım. Şimdilik yapabileceğim bir şey yok. Kendi yöntemlerimle halletmeye çalışacağım. Sana güveniyorum Ayşegül'cüğüm. Umarım işe yarar. Meriç takipte. Dua et de yarasın. Senin durumun da pek parlak değil. Neyse ki ben varım. Kardeşler bugünler için. Öyle değil mi? Benden hala nefret ediyorsun değil mi? Bütün kalbimle. Görüşürüz. Kahve içelim hadi. Bu ne ya? Bir yerden Ali fırlıyor, bir yerden Ayşegül. Korku tüneli gibi oldu bu okul. Sık dişini, Haziran'a az kaldı. Kütüphaneye gel. Yoksa ben yanınıza mı geleyim? Annem. Ne yaptığını öğrenmiş mi? Sana bir şey söylemem lazım. Böyle kendimi suçlu hissediyorum. Tasarımlar değil mi? Biricik'in çaldığını biliyordun. O yüzden gerçeği saklamak yalan söylemek midir falan dedin. Arzu biliyor musun? Belki de bazen gerçekleri söylememek o kadar da kötü değildir. Yani... eğer sadece zarar verecekse, hiçbir işe yaramayacaksa, ha? Derse geç kalacağız. Daha tuvalete gideceğim. Hadi bari. Kahve içelim bir. Arzu.
Arzu da maceradan maceraya koşuyor. Kahve içelim mi? Ne gibi? Kötü bir şey söylemedim ki, tam tersine. Son zamanlarda sadece çok sinirli ve hüzünlü gözüküyordu. Şimdi çok daha iyi gözüküyor. Aslında çok garip. Ya eskiden her şey daha iyiydi, hiçbir şey yoktu. Son zamanlarda o kadar çok şey oldu ki. Ya ben Arzu'nun durumuna şaşırıyorum. Kötü olsa da en azından yaşıyor. Bence bu bile iyi. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Ali ona zombinin gelini diyor. Suratı hep asık, böyle bak. Yok artık. Çok kötüsünüz. Selam. Selam. Abin nasıl oldu merak ettim. Özür dilerim, rahatsız mı oldun? Biz... Yani annem de öğrenmiş de çok üzüldük. Yok, önemli değil. İyi. Ya aslında değil. Ya çok karışık ailevi meseleler, boş ver. Çok iyi adam dinlerim. Okul çıkışlarında da karışık ailevi meseleler uzmanı olarak çalışıyorum. Bizim evde. Aslan Cem'in terapiyle çözeceği ergen kız meseleleri yok. Onun ciddi bir klinikte tedavi ihtiyacı var. Öyle değil mi Su? Bilmiyorum. Sabah evden gitti. Nasıl izin verdiniz? İsabet olmuş. Su, abini geri getirmelisin. Ona iyi gelecek tek şey sizsiniz. İyi gelseydiniz uyuşturucu kullanmazdı. Neyse. Ya daha fazla bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Lütfen. Görüşürüz. 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 Merhaba. Merhaba. Bir şey soracaktım. Semin burada mı? Akşamdan önce gelmez. Tabii ya. Numarası var mı sizde? Ben tuvaleti kullanacağım. Gidebiliriz. Demek Samim gizlik içmiş ha. Samim'in düğün hediyesi. Thank you.
kütüphane Hasan. Eminim en sevdiğin yerdir. Kesinlikle. Gizli buluşmalar için ideal. Her zaman boş. Başka bir amaçla gelmediğin her halinden belli. Ne yapıyorsun? Ödün kopuyor değil mi sana dokunacağım diye? Ne alakası var? Korkma. Önce miden karıncalanır. Daha sonra hızlı nefes almaya başlarsın. Bırak beni. Yuh. Nura Alço muamelesi yaptın resmen. Ben aramızda özel bir şeyler var sanıyordum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu senin her kızın yediği yalanın değil miydi? Öyleydi. Ama artık gerçek oldu. Ne de olsa artık ikimizin bir sırrı var. Biliyordum böyle yapacağını. Dün gece olanların hepsini Suya söyleyeceğim. Gerçi bir şey olmadı ama yine de en iyisi bu. Bir daha beni arama. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Senin yaptığını biliyorum. Biricik rezil eden sendin. Bu çok ciddi bir konu Arzucuğum. Mutlaka konuşmamız gerek. Çıkışta seni otoparkta bekliyorum. Gelmeyeceğim. Duydun mu? Allah kahretsin. Biricik Hanım da çok mutlu olur. En kısa zamanda sizi aramızda görmek isteriz. Ne günler. Hep aynı şey. Bir gün kadınlara bedava kıyafet. Diğer gün erkeklerle yemek. Başka bir şey yapabiliyor musun sen Şebnem? Aslında böyle durumlarda ya sessizliğini korursun ya da yeni malzemeler vererek onları oyalarsın. Malzeme var işte. Malzeme Begüm. Söylüyorum sana gönderelim diye. Kıskanç asistanının kurbanı oldu. Bu kadar. Göndereceğiz. Göndereceğiz ama önce bir teyit edelim. Bakalım gerçekten Begüm mü? Bilgisayarcılar bir saate kadar döneceklerini söylediler. Aslında yeni bir şeyler, başka bir şeylerle yeni bir gündem yaratmak gerekiyor. Nasıl yani? Yani ne bileyim, ünlü oyuncu bilmem kim, imaj danışmanı olarak Biricik A ile anlaştı. Ya da bir havayolu şirketinin hosteslerini giydirebilirsin. Ama tabii bütün bunlar hatır gönüllü olan işler. Efendim. Evet, buyurun benim. Şu anda kendisi meşgul. Benimle konuşabilirsiniz. Buyurun. Tabii ki bunlar hiç önemli değil bizim için. Ayşegül, tatlım. Müsait miydin? Tabii, tabii. Bir yere gidecektim ama telefonda ağlayınca iptal ettim. Bebeğim, iyi misin? Anlat bakayım bana. Evde mi bir şey oldu? Ha? Yoksa Neslişah'a mı bir şey oldu? Ayşegül, konuşmak ister misin? Çok kötüyüm. Çok mutsuzum. Çok yalnızım o evde. Hevesi o yana.
Bulabilirsem tabii. Böyle büyük bir şey saklanmaz herhalde. Ha? Ne saklanmaz? Ya pardon ya, cümlenin sonunu söyledim. Abimin dediklerini söylüyorum. Ha. Yani babaannemin annemin kazasıyla ilgisi varsa. Ya böyle bir şey mutlaka ortaya çıkardı değil mi? Tabii, büyük olasılık. Ya acaba Biricik bir şey biliyor mudur? Ya ben bildim bileli babamla arkadaşlar. Annemi de tanıyormuş. Bilmem. Biricik eskilerden söz etmekten nefret eder. Fikri Hanım'a inanmaktan vaz mı geçtin? Sadece emin olmak istiyorum. Neyse, görüşürüz. Ah, bazı sırlar söylenmezmiş. Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır. Alo Heves, neredesin? Çok önemli. Dur gitme ne olur. Geliyorum ben, neredesin? Koş koş. Yetişirsin belki. Ama başka hayatta. Bu gece yine en üzünlü türkülerini sahnede misin? Bana da tamir çırağını çalar mısın? Ben senin için arkadaşımın aşkısını düşünmüştüm. Sana kötü haberleri vermek istemezdim. Ama ne yapayım, senin için yapılacak başka bir formül yok. Doğru. Sen hala buradasın. Şahane bir klişe. Kim sevmez ki? Bir tarafta zengin ve güzel kız. Öbür tarafta ondan daha aşağı seviyede, iyi kalpli, ailesine düşkün çocuk. Onu tam zamanında piçlerin elinden kurtarır. Bu işe bir nokta koyalım. Olur, istediğin zaman. Akşam Çile gel. Görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz? Eve. Ay ne oluyor Meriç? Heves, bu çok önemli. Ne oldu Meriç? Önemli bir şey yok. E şimdi çok önemli dedin ya. Ay bu da ne dediğini bilmiyor. Cık. Abi sen beni hep utandırmak zorunda mısın? Kısal bir mesele. Pardon. Ben gidiyorum, sıkıldım. Durun, 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 durun. Ne olur gitmeyin. Konuşmamız lazım. Konu Ayşegül. Ha. Tamam. Bu kadar mı zor yani? Tek bir çocuğu var. Onu da o kadar üzsün, umursamasın. Annemin egosunu biliyorsun işte. Bilmez mi? İşte o yüzden sana geldim. Hani başka anlatabileceğim hiç kimse yok. Heves'e anlatsam zaten anlamaz. Senin gibi harika bir babası var. İstediği zaman annesiyle de takılıyor. Tabii konuşabiliriz Ayşegülcüğüm. Çok teşekkür ederim. Çok düşündüm. Buraya gelmek hata mı olur diye ama sonra ne olacaksa olsun dedim. Benden sonra bunca zamandır Neslişah'a katlanan tek kişi sensin. Kaç yıl oldu? 20 mi? Tam 25 yıl tatlım. Allah'ım. Ölürüm o zamana kadar. Sen böyle bir kız değildin Ayşegül. Nereden çıktı bu hassas haller falan? Sen de dışarıdan çok farklı görünüyorsun. Sen Neslişah'ı yaratmışsın gibi değil de Neslişah seni var etmiş gibi. Aman. Kim ne isterse söylesin. Hiç önemli değil bunlar. Ömer'in ne düşündüğü önemli ama. Neslişah Ömer için ikimizi de satar. Senin ses kaydında sonra bir işe yaramaz. Ben ne demek istediğini pek anlamadım tatlım. Hatırlamıyor musun yani? Neslişah'la telefon konuşmalarını, Ömer'le ilgili yaptığınız planları, para pul meseleleri falan işte. Tamam Ayşegül,
Ne istiyorsun? Konuş. Atla. Sen çık. Otoparkta mı konuşacağız? Sen bu mesele affı mı alıyorsun? ...96.09. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hadi çıkıyoruz. Numarayı bulmuşlar. Maili gönderenin numarasını. Aa, iyi iyi. Hadi sonra bakarız. Daha önemli bir işimiz var. Anlamadım. Taktik değiştiriyoruz şekerim. Bundan sonra farklı bir gündem yaratacağız. Büyük ve yeni bir ortaklıkla farklı bir haber olacağız. Ne dersin? Hadi çıkalım. Durumun ciddiyetinin farkında değilsin değil mi? Nereden olasın ki? Ne evlilik kalır ne para, anladın değil mi? Biliyorum canım. Bak, bana bu kadarı yeter. Zaten para almıyorum artık. Mekanlar beni yürütüyor. Ama Ömer benim peşimi bırakmaz. Benimle de uğraşır. Biliyorum. Aa, ben de aynı şeyi söylüyorum. Senin keyfin yerinde. Her şey istediğin gibi. Şimdi de biraz ben rahat edeyim istiyorum. Bak, o ses kaydı çok kıymetli. Sizin ana kız hezeyanlarınız için kullanamazsın onu. Tamam. Delil var mı? Zaten ses kaydını dinlediğimi bilmesi bile Neslişah'ı yeterince kıvama getirir. E hadi ama. Bari dinleyelim. Bakalım nasılmış. En azından eğleniriz. Olmadım. Bütün gün bunu düşündüm. Abim neden öyle bir şey söyledi? Neden annemin ölümünden seni sorumlu tutuyor? Babaanne bana bir şey söyle, bir açıklama yap. Ne diyeyim seni ikna etmek için? Abine daha önce de inandın, güvendin. Daha yeni iyi olacağım dedi. Sözünü tuttum. Sen bilirsin. Biliyorum. Biliyorum ama ben daha 2 yaşındaydım babaanne. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama abim annemi hatırlıyor. Çok zor değil mi? Onun böyle bir çocuk olduğunu, işine geldiğinde kalp kırmaktan, yalan söylemekten çekinmediğini çok zor kabullendim. Aslında ben aradım Ayşe. Defile var dedim, gel dedim. Herkes burada falan. Ondan sonra Biricik Hanım dedi ki hani ara gelmesin, gerek yok. Ben de aradım Ayşegül'ü. Dedim gelme böyle böyle. E kız da doğal olarak hani telefonu yüzüme kapattı yani. Meriç, sonuca gel. Ayşegül'le ilgili çok önemli şey. Ne? Anlatıyorum işte. Anlatıyorum, sakin ol. Yalnız ben size söyleyeyim. Ayşegül'ün feci planları var. Meriç, sonra anlatacak mısın? Kalkacağım.
Hayda. Ay kız anlatamadı gitti ya. Anneciğim nasılsın? Merhaba Biricik Hanım. Merhaba şekerim. Bu ne sürpriz? Senin burada ne işin var? Benim niye haberim yok? Haber verecektim. Ama patlıyor olunca. Tamam. Sen git orada beni bekle. Birlikte çıkarız. Tamam. Kolay gelsin. Nereye? Daha anlatamadım bile. Söyle ama tek cümle. Sen bir boyundan büyük işlere karışma ya. Sen ne numaralar çekiyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama bunlar bana sökmez, tamam mı? Meriç'cim. Hadi görüşürüz. Fazla tutamadım, heves çıktı. Amma uzun sürdü şekerim. Annenin albümlerinin yanında durmuyordu şekerim. Şu numaraya baksana kimmiş. Aa, Begüm'ün bende numarası yok. Al buradan bak. Begüm değil. Nasıl yani? Ara, başka bir hattı vardır. Ara kimmiş öğrenelim. Merhaba. İşte geldi. Merhaba Emre'cim, hoş geldin. Merhaba. Ne oldu? Bir şey yok. Çok önemliyse arar bir daha. İnsanın kendi annesini rezil etmesi nasıl bir duygu? Berbat. Rezil. Sefil. Nefret ediyorum kendimden. Başka duymak istediğim bir şey var mı? Ne oluyor? Rahat rahat konuşabileceğiniz bir yere gidelim. Tamam. Ne haber? Keyfin nasıl? Ha, iyilik abi, süper ya. Daha ne olsun? Çok sağ ol bu arada. Bak bu ben kafamı toplayana kadar böyle sonra bir yolunu bulacağım, tamam mı? Ya bizimkiler gelene kadar takılırsın işte. Ya bizim adam vardı ya, hani babamın eleman. Ha evet, şu abi. Aradı işte. Yani madem çok tanışmak istiyor, tanışalım dedi. Ya bak Cem, bir şey soracağım. Sen iyi düşündün değil mi? Hani eminsin yani. Bak, bu adam bizim piyasadakilere benzemez. Ben kararımı verdim. Tamam o zaman. Akşam Şil'de seni bekliyor. Alo. Abi nasılsın? İyi, sen? Neredesin, ne yapıyorsun? Efendim babaanne. Görüşmemiz lazım. Ya ne demeye çalıştın? Açık açık konuşalım, ben burada kafayı yiyeceğim. Olmaz böyle. Yok olmaz, bu akşam işim var. O ne demek ya? Ne işin var gece gece? Ya bir arkadaşımla buluşacağım. Çilde olacağım, sonra vakit kalırsa erken çıkarsam ararım. Bak saat önemli değil, kaç olursa olsun ara. Bekliyorum, tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Tüketici araştırmaları ve marka çalışmaları burada. Önerdiğiniz şey çok işimize yarayacak gibi.
özel tasarım kumaşlar, ev tekstili. Evet, yani artık orta sınıf da tasarım giymek istiyor. Yani bir tane alalım ama tam olsun diyorlar. Öyle değil mi Şebnemciğim? Hı hı. Şebnem, sen gerildin mi? Hayır, ne münasebet. Dinliyorum. Sana da sürpriz oldu ama benim için de öyle. Biricik ikimizin geçmişini bildiği için ona da sordum ayrıca. Ben de rahatsız olmayacağını söylemiştim ama... Hem zaten ilişkinizin üzerinden yıllar geçti, öyle değil mi? Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Biz yetişkin insanlarız. Önemli olan iş. Biraz arayı açalım, çok dikkat çekeceğiz. Ömer çok huysuz biliyorsun. Tam da şu aşamada aman dikkat edelim. Wow, siz bayağı iyiymişsiniz. Eski kuşaklardan ders almak lazım tabii. Bak da cin olup adam çarpmaya çalışma. Baba, evde misin? Sakın kimseye söyleme. Heves de bilmesin. Tamam Ayşegül, bırakır mısın kolumu? Sakin ol. Baba? Ayşegül, ne yapıyorsun sen burada? Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Ayşegül'le bir şey konuşuyorduk. Asıl sana ne oluyor Heves? Ayşegül buradaysa mutlaka bir şey vardır. Ne alakası var? Siz baba kız konuşun. Ben kaçıyorum. Yok yok yok. Gizli kalmazmış sırlar. Ne? Ne oluyor ya? Ya nereye gidiyoruz? Hala kafe işte. Oturalım bir yerde. Hala arıza çıkarıyorsun. Arzucuğum, alo. Bana iyi davran. Ne yapacaksın? Koşturarak gidip anneme mi söyleyeceksin? Evet. Ondan sonra gör bak şamatayı. Emin ol benim dediklerimi yaparak daha çok eğlenirsin. Ne istiyorsun benden ya? Görüyorsun işte. Annemi satıyorum, suya yalan söylüyorum. Sonra bir de beni sevsinler diye peşlerinden koşturuyorum. Sefil durumdayım oğlum ben. Bırak işte. Uğraşma benimle. Sen benim aklımı çok karıştırıyorsun. Ya bir bırak ya. Bana yakınlaşarak sudan intikam alamazsın. Nasıl bu kadar dürüst olabiliyorsun? Dedim ki, yalan söylüyorum. Bunu diyorum işte kızım. Pislik yapsan da hakem kesmiyorsun. Tamam diyorsun, bu böyle. Ben de kendimi yanında iyi hissediyorum. Neysem uyu. Terapide de aynısı oluyor. Yukarı çıkalım mı? Ne? Buraya gelecektik zaten. Bizim burada loft var. Arada bir geliyorum. Rahat ederiz demiştim. Defol git Ali. Defol git. Kime anlatıyorsan anlat. Geç içeri. Hoş geldiniz. Hayrola? Çıkıyorum. Nereye gittiğini söyleme. Benim bilmeme gerek yok zaten. Bu evde herkes kafasına göre takılsın. Ya biriyle buluş... Ne oluyor? Ben de burada böyle oturuyorum. Ben... Müzik
Alo. Ne haber Çet? Hiç beklemiyordum. Korkun Necel'e faydası yok. Senin durumun da zor. Anlamaya çalışıyorum. Buyur gel bir şeyler iç. Benden. Hey dostum bir şeyler iç ya. Bu ne ya? 8. sınıf ayaklar. Gel konuşalım dedin geldim. Konuşalım. Fakir çocuk ayakları yapacak kadar param yok değil. Sadece kendimi böyle yediriyorsun. Bizim yanımıza gelemezsin. Başka yere de gidemezsin. Öyle değil mi tamirci çırağı? Bana bak. Senin gibi bir dallamadan hayat dersi almaya gelmedim buraya. Doğru konuyor. Kime dallama diyorsun sen? Diyorsun. Hop hop hop. Tamam birader tamam. Hoş geldin canım. Hadi bakalım. Hiç yayılma. Yemeğe gidiyoruz tamam mı? Kutlama yemeğini. Ne kutlayacağız? En kötü zamanlarda bile olayları kendi tarafımıza çekmeyin. Öyle bir ortaklık ki yarın çakma koleksiyon hikayesini herkes 20 dakikada unutacak. Nasıl? Anlamadım. Anlamayacak ne var kızım? Madem beni konuşmak istiyorlar, ben de onlara malzeme veriyorum işte. Emre'nin tekstil işlerinin yeni dizaynırı tam karşınızda. Tadam! Nasıl haber ama? Emre nereden çıktı? Akıl annemin de düşündü tabii ki. Biliyorsun Emre'nin Şebnem'e zaafı var. Şebnem kimle çalışıyor? Anne. Ya illa sen kazanacaksın değil mi? Koleksiyonun çakma. Onu çaldın. Herkes öğrendi. Ya üzüntüsünü bile yaşamadın. Ne yapsaydım kızım yani? Depresyona mı girseydin? Evet. Delirseydin. Kim benden bu kadar nefret ediyor diye merak bile etmedin. Kafayı yeseydin kızım bana bunu nasıl yaptı diye. Ne diyorsun sen Arzu? Ben yaptım. Seni ben gammazladım. Çetin, nedir bu çocuğun olayı? İlgilensinler mi? Korktun değil mi? Yemedi. Sen de adam mısın be? Rahat dur. Hop hop, rahat durun. Arka kapıdan çıkarın şunları. Abi! Ne işin var senin burada ya? Söyledim ya, dayanamıyorum. Ne biliyorsan anlat hemen. Ya ben sana telefonda çok önemli bir işim var demedim mi? Şu an olmaz. Ya bu saatte ne işin olur barda? Bileceksin de ne olacak ki? Sana da bana yaptıklarını mı yapsınlar? Boş ver, bilme işte daha iyi. Sen de babaannemle aynı şeyi yapıyorsun. Hiçbir şey bilmeyeyim, öğrenmeyeyim, salak gibi yaşayayım değil mi? Neden? Benim iyiliğim için mi? Ya ne biliyorsan anlat abi lütfen. Ya babaannemin ne ilgisi var annemle? Aslan Cem sendin. Evet abi, merhaba. İzin verirsen 2 dakika içinde içeride buluşalım. Ha.
Çetin, seni severim ama biliyorsun burada böyle şeyler olmaz. Doğrudur. Şimdi yavaşça uzayın bakayım. Böyle 4-5 yaşında falan. Sen çok küçüksün. Oturuyorsun, annem yanına gelmiş, sana sarılıyor. Ve ağlıyor, tamam mı? Ama hüngür hüngür ağlıyor. Sonra ben yanınıza geliyorum. Bana da sarılıyor ve sizi çok seviyorum çocuklar diyor. Ve sonra gitti diyorlar. Ölmüş. Kaza oldu diyorlar, öldü diyorlar. Ne kazası ya? Ne kazası? Ne oldu anneme? Annem ölmedi. Babaannem gönderdi onu. Biliyorum ben böyleyim. Yeter ki iste, sakın korkma hayata.